Arkadaşlar merhaba. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi farklı türde yapım ekleri almıştır diyor. Şairlerin dil işçiliği konusunda dil bilimcilerden geri kaldığı söylenemez. Arkadaşlar çözüyorum sözcüğü. Sözcüğümüzün kökü iş. İşten işçi, isimden isim yaptık. İşçiden işçilik, arkadaşlar tekrar isimden isim yaptık. Buradaki i ise iyelik eki. İyelik eki yani çekim eki. Şimdi bakalım. İsim kökü, isimden isim yaptık, tekrar isimden isim yaptık. Yani farklı türde yapım ekleri almamış. Sadece aynı türde isimden isim yapım ekleri almış. Ana dilimizin doğurgan yapısı bizlerin bireysel dil geliştirmesine olanak sağlamaktadır. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü birdir. Birey birden gelir. Yani bir kişi anlamında. Bir isim, birden birey ve tekrar isim. Bireyden bireysel. Arkadaşlar bu da isim yaptı. Yani kökümüz isim kökü birey isimden isim yapım eki, bireysel de isimden isim yapım eki yani aynı türde yapım ekleri aldı. Dilimizin üretken niteliği bizlere geniş anlatım olanakları sağlamaktadır. Arkadaşlar üretken sözcüğünün kökü üremektir. Üremek fiil. Üremekten üretmek. Arkadaşlar üremek, üretmek. Anlamlar değişti. Ne yaptık ama? Fiilden fiil yaptık. Üretmekten üretken oldu. Şimdi neye dönüştü? fiilden isme dönüştü. Fiilden isim yapım eki. Kökümüz de fiildi. Bakın önce fiilden fiil yapım eki aldı. Sonra fiilden isim yapım eki aldı. Dolayısıyla bizim cevabımız C seçeneği. Diğerlerine bakalım. Ana dilimizi etkin biçimde kullanmamız dil bilincine sahip olduğumuzu gösterir. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü biçmek. Biçmekten biçim. Fiilden neye dönüştü? İsme dönüştü. Bakın burası fiil kökü. Biçim, fiilden isim, yapım eki. Arkadaşlar D ismin D hali yani bu bir çekim eki zaten burada bir tane yapım eki var. Dil bilinci okul çağındaki çocuklara farklı etkinliklerle kazandırılabilir. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü ne? Çağ. Çağ, çağında. Arkadaşlar şimdi size burada bir şey anlatacağım. Burası isim. İsim soylu bir sözcükte şöyle ekler göreceğiz. İsim soylu bir sözcükte şöyle ekler. Ini, ına, ında. Ve ından diye ekler göreceğiz. Böyle ekler gördüğümüzde tabi bu ini ine olabilir fark etmez. Böyle ekler gördüğümüzde birinci eke her zaman iyelik eki diyeceğiz. İkinci ekimize her zaman hal eki diyeceğiz. İkisine de çekim eki diyeceğiz arkadaşlar. E şimdi bu ikisi ne oldu? Burası iyelik, burası hal eki. Yani ikisi de çekim eki. Ama sonra geldi bir tane ne aldı? Sıfat yapan ki aldı. Bu da isimden isim yapım ekidir. Bunu unutmayalım. Normalde Türkçe'de bir kelimeye önce yapım eki sonra çekim eki gelir. Ama bu sıfat yapan ki çekim eklerinden sonra bir isme gelip yapım eki görevinde kullanılabilir. Ama burada yine de bir tane sadece yapım ekimiz var. Yani iki yapım eki olan sözcüklerimiz ilk üç seçenekte var. Bu üç seçeneğin sadece üçüncüsünde farklı türde yapım eklerini bir arada görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oluyor.